İsmail Bey, şimdi Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ermenistan'ın saldırısı oldu. Bir saman alevi gibi parladı. Sonrasında ateşkes. Ermeniler ateşkesi bozdu, ihlal etti vesaire. Ama biz şunu gördük. Ermenistan'ın işgal ettiği bir Azerbaycan toprakları var. Üstüne bir de işgalin dışında bir başka noktaya da Ermeniler saldırdı. Bunun arkasında da yani Ruslar var muhtemelen. Yani daha doğrusu Rusya'nın o desteği olmadan Ermenistan'ın böyle bir saldırıya kalkışamayacağı ortak görüş olarak diyebiliriz. Bu görüş birliğinde varıldı. Buradan yola çıkarak bugün yine Libya konusunda iki ülke heyetleri, Türkiye ve Rusya Dışişleri heyetlerinin görüşmesi olduğu ortak çalışma grubu kurulması noktasında. Şimdi biz Libya'da bazı faaliyetlerde bulunuyoruz ve Ruslar bundan ciddi anlamda rahatsızlar. Ruslar bunu sürece yaymaya çalışıyorlar. İşte tam o noktada da Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı oldu. Ve o saldırı sonrasında Türkiye'nin öyle bir tavrı oldu ki hakikaten yani mesela az önce Sayın Yıldız eski Türkiye'den örnekler veriyordu. Bizim de aklımıza şu geliyor mesela 92-93 yıllarında Elçi Bey döneminde Azerbaycan'a yönelik bir saldırının ardından Azerbaycan 4 tane helikopter istemişti Türkiye'den ve Türkiye o 4 helikopteri yani yaralı taşınması için 4 tane helikopter istemişti. O 4 helikopter dahi gönderilememişti imkansızlıklardan dolayı. Ama şimdi Azerbaycan'a yönelik bir saldırı olduğunda Türkiye Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı düzeyinde, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde karşı tarafa çok net mesajlar rahatlıkla verebiliyor ve alın silahsa silah, ne kadar ne istiyorsanız bunlar da sizin hizmetinizdedir diyebiliyor. Türkiye bu noktada. Türkiye'nin verdiği o tavır karşı tarafa yani Ermenistan'a ya da daha ileri Rusya'ya ulaşmış mıdır size göre? Yani Azerbaycan'a saldırı olursa Türkiye buna sessiz kalmaz noktasında bir mesaj olarak okuyabilir miyiz Türkiye'nin bu tutumunu? Valla eskiden söylenmiş olsaydı bu mesaj, yani bir 10 sene, 15 sene, 20 sene önce Türkiye böyle bir mesaj vermeye çalışmış olsaydı, ki sizin bahsettiğiniz gibi 90'lı yılların başında 4 tane helikopteri bile veremeyen bir Türkiye vardı. Bunu da bizim kabul etmemiz lazım. Verme isteğimiz, arzumuz, duygumuz sonsuza kadar büyüktü ama imkan yoktu. Şimdi tabii ne o günün Türkiye'si, 90'ların Türkiye'si, bunu herkesin yani görmesi de lazım. Ne de 90'lı yılların Azerbaycan'ı var onların karşısında. Şimdi Türkiye aslında o mesajı dediğim gibi 90'lı yıllarda vermiş olsaydı veya 10 yıl önce vermiş olsaydı çok bir karşılığı olmazdı. Ama şimdi Türkiye bugün yani darbe girişiminden 2 ay sonra, 2 ay değil de 40 gün sonra, yani o bütün ordumuzun belki bir yerde parçalandığı bir dönemden 40 gün sonra Suriye'de büyük bir harekat yapabilen bir Türkiye var. Yetmedi, bugün Libya'da ve bütün Doğu Akdeniz'de, Ege adalarının karşısında birçok cephede boy gösterebilen bir Türkiye var. Sadece sözde değil, sahada bir Türkiye var. O nedenle biz tabii bir söylem değil, hani Azerbaycan'la iki devlet bir millet, bu bir realite. Türkiye bunu hem Cumhurbaşkanımız, hem söylediğiniz Savunma Bakanımız, hem Dışişleri Bakanımız nezdinde net olarak bu söylendi. Türkiye bunu yapabilecek kapasitededir. Ama tabii ki ben açık söyleyeyim, yani burada Azerbaycan'la Ermenistan arasında büyük bir savaşın olabileceğini ben tahmin etmiyorum. Bu savaşı belki körükleyecek ülkeler veya destekleyecek ülkeler bulunabilir ama yani objektif olarak Ermenistan ile Azerbaycan'ı bugün karşı karşıya koyup karşılaştırdığımız zaman gerçekten her açıdan Azerbaycan'ın, ben öyle görüyorum, daha güçlü olduğunu düşünüyorum. O nedenle böyle bir savaşın olma ihtimalini ben zayıf buluyorum. Deniz Tansiye, şunu sormak istiyorum. Şimdi bakıyoruz Suriye'de Libya ile savaş halindeyiz. Yani tırnak içerisinde. Tabii ki çatışmıyoruz ama
icabında Esed rejimi saldırabiliyor bize. Öte taraftan Libya'da Rus Wagner'ler var. Biz de oradayız ya da bizim desteklediğimiz gruplar var orada. Trablus evet. hükümeti. Şimdi bakıyorsunuz Azerbaycan-Ermenistan noktasında da bir saldırı oldu. Ermenistan'daki Rus askeri üsleri tatbikat yapıyor. Türkiye'de diyor ki Azerbaycan'a ben de silah desteği neyse işte ben de hazırım sana vermeye. Üç tane sıcak nokta. Ama masadayız aynı zamanda. Yani Suriye'de Soç-Astana zirveleri, Libya'da işte bugün ortak çalışma grubu. Evet. Neler oluyor size göre? Bunu nasıl tanımlayabiliriz? Herhalde bu daha önce de olmuş bir şey değil yani bir Rusya ile Türkiye ilişkilerinde. Hani üç tane böyle sıcak sahada, sahanın sıcak olduğu üç alan. Aynı zamanda masada da karşılıklı oturup her şeyi konuşabiliyoruz. İşte çözüm noktasında ya da bir şey somut olarak çözülmese bile hani zamana yayılacak şekilde bir diplomasi kurabiliyoruz. Şimdi tabii Soğuk Savaş sonrası döneminin koşulları çok farklı. Çünkü Soğuk Savaş'ta ezberler çok kolaydı. Türkiye NATO üyesi, hala öyle. ABD müttefiki ve Sovyetler Birliği ile her alanda belli bir takım karşı vaziyet alışlarımız vardı. Ama Türkiye ile bugünkü Rusya Federasyonu arasında hem siyasal çatışma alanları var. Siyasal çatışma diyorum yani askeri çatışma değil tabii. Ama aynı zamanda siyasal anlamda, zaman zaman askeri anlamda, ekonomik anlamda işbirlikleri var. Şimdi bu yeni dönemin herhalde en karakteristik özelliklerinden biri. Dolayısıyla bu anlamda Rusya ile ipler koptu ya da Rusya ile çok iyiyiz demektense bu yeni dönemin koşulları çerçevesine bakmak lazım. Şimdi işin Kafkasya boyutuna bakıldığında bazı şeyleri çok açık bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Hala devam eden bir sorun var. Azerbaycan topraklarının neredeyse dörtte biri şu anda Ermenistan'ın işgali altında. Aslında bu Tovus saldırısı, enerji hatları vesaire işte arkasında Rusya var falan filan tam saldırı oldu bitti ama evet. yani bu işgali sanki de birazcık geri planda bırakan bir şey oldu öyle Şimdi değil mi? Şimdi zaten Ermenistan'ın amacı, bakın Ermenistan da aynı Yunanistan gibi. Yani kurulduğu dönemden itibaren hatta daha geriye gideyim 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren şark meselesi icat edildiğinde Ermeni sorunu icat edildi. Sonra o Ermenistan'a dönüştü ve Ermenistan da sürekli Türkiye'ye karşı hasmane tutumları zeminde bakıldığında ki diğer ülkelerden şu anlamda farklıdır. Yani Fransa'da, Amerika'da, Rusya'da eş zamanlı güçlü lobisi olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu güçlerin zaman zaman kendi çıkarları çerçevesinde zaman zaman kullandığı bir devlet ama bugünkü Ermenistan'a baktığımızda tabii ki bugünkü Ermenistan üzerinde Rusya'nın ciddi anlamda etkisi var. Çünkü Güney Kafkasya denkleminde bakıldığında Ermenistan'daki askeri üsler, Ermenistanlı olan işbirliği bu anlamda bakıldığında hatta Ermenistan Karabağ'ı nasıl işgal etti? Dağlı Karabağ'ı. Rus askeri gücüyle yani hem onların ağır silahlarıyla hem de dağılan Sovyet ordusunun unsurlarıyla bunu gerçekleştirebildi. Öncelikle bence gündeme getirilmesi gereken konu Dağlı Karabağ'daki işgali sona erdirilmesi. Ya bu tabii ki bunu kitlesel savaşla ya da bugünden yarına olacak bir askeri hareketlilikle ifade etmiyorum. Ama öncelikle bunun ortaya konması lazım. Çünkü Ermenistan Türkiye ile Türk dünyası arasında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere karşı neredeyse böyle bir engel, bir tampon unsur gibi Rusya ya da diğer güçler tarafından düşünülen bir ülke. Öte yandan bunun tabii ki enerji denklemiyle doğrudan bağlantısı var. Enerji denklemine baktığımızda Hazar'dan Doğu Akdeniz'e uzanan bir alanı söyleyelim. Tabii daha da geriye gitmiyorum. Brzezinski'nin haritasına, Kazakistan'dan Afrika boyunduruna kadar. Hazar'dan Doğu Akdeniz'e kadar olan enerji denklemi ve enerji güzergahlarında bunun son derece önemli bir yeri var. Örnek vereyim. Çeçenistan'daki olayları hatırlayalım. Çeçenistan'ı Rusya Federasyonu tekrar kendi kontrolü altına alırken nerede olaylar patlak vermişti daha çok? Grozny. Grozny'nin özelliği neydi? Bakü-Novorossiysk hattı üzerinden ki Bakü-Tiflis-Ceyhan'a karşı olarak ifade ediliyordu. Peki bugün düşünülen ne? Aslında Türkiye ile Azerbaycan arasında evet Nahçıvan bölgesi var ama bir de, yani arada yine bir kara parçası var Ermenistan'ın. Ama Türkiye ile Azerbaycan hangi ülke üzerinden bu ilişkiyi kuruyor şu anda? Gürcistan üzerinden. Aslında hatta Gürcistan'da bir de Cavahetya diye bir bölge vardır. O bölgedeki Ermenileri de zaman zaman kışkırtmaya çalışırlar. Her zaman için değil ama burada düşündüğümüzde değil mi İpek Yolu projesi var, tren yolu var, başka konular var. Burayı mümkün olduğu kadar taciz etmek, Türkiye enerji denkleminde deyim yerinde ise pasifleştirmek, zayıflatmak. Diyeceksiniz ki Rusya ile şu konularda işbirliğimiz var, var doğru. Ama aynı zamanda Türkiye'yi daha çekingen bir aktör haline getirmek. Bunu nasıl yapabilir?
Azerbaycan üzerine yapılacak, yani bir büyük kitlesel savaştı ben de tahmin etmiyorum. Böyle bir büyük kara savaş olacağını Ermenistan ve Azerbaycan arasında. Ama bu bir rahatsızlık yaratmak. O rahatsızlığın bence altını çizmek lazım. Vurgulamak gerekiyor. Yani Türkiye ile bu anlamda Azerbaycan arasında eğer bir Gürcistan zemini varsa burada tren yolları, enerji hatları ve diğer konular belki ileride daha da gelişecek bir takım konular varsa şimdiden orada bir çekingenlik yaratma çerçevesi var. Çünkü Azerbaycan'la ilgili bence en temel konu şu. Azerbaycan'ın kendi özgüvenini daha yükseltecek bir çerçeve lazım. Çok net. Çünkü Azerbaycan dünya kamuoyunda şöyle bir çerçeve çizdiler. Sanki bu Dağlı Karabağ işgali tam da sizin ifade ettiğiniz çerçevede hani artık bu kanıksanmış bir şey. Evet. Yeter ki sen başka toprak kaybetme. Bu bence bir psikolojik savaş aynı zamanda. Buna gelmemek lazım. Türkiye'nin tabii ki burada ortaya koyduğu ve koyacağı kararlılık son derece önemli. Yani gerek İHA'lar, gerek SİHA'lar, gerek işte hava kuvvetleri, hani gidip savaşmak bağlamında değil, yardımlaşma anlamında, hem siyasi yakınlaşma ve yardımlaşma, hem de askeri anlamda, hem de ekonomik anlamda, bunu çok daha fazla vurgulamak gerekiyor. Çünkü bu bağ bir şekilde zayıfladığı zaman, Ermenistan'ı sadece Rusya olarak görmeyelim, evet Rusya'nın kontrolünde, ama tekrar düşünelim ki, burada Doğu Akdeniz'de mücadele ettiğimiz ülkelerden bir hangisi? Fransa. Fransa ile Ermenistan arasındaki ilişkiler son derece önemli. Ya da bu anlamda baktığımızda Amerika her zaman değişiyor gerçi bu konudaki evet. rolü. Ama unutmayalım ki bu sorun icat edildiğinde Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya Ermeni sorunun bir şekilde müteahhitleri. Bu müteahhitlere dikkat etmek lazım. Dolayısıyla biz karşımızda şu anda bir özneyle muhatap değiliz biz. Şu anda bir özne yok. Ermenistan'da özne. Ermenistan açısından söylüyorum. Ermenistan burada araçsal bir boyutu var. O araçsal boyutun altını çizmek gerekiyor. Burada tabii ki siyasi performans son derece önemli. Ama Türkiye'nin aynı Ege'de olduğu gibi askeri anlamda potansiyelini hissettirecek. Gidip de büyük bir savaşa girmek bağlamında söylemiyorum. Ama bunu da hissettirebilecek bir psikolojiye ihtiyaç var. Çünkü öteki türlü denklemi çok daha içinden çıkılmaz hale getirecek bir çaba var. Yani Türkiye'yi pasifleştirme çabasının olduğunu, yani Doğu Akdeniz'deki çatışma ve rekabet nerede patlıyor? Ermenistan-Azerbaycan evet. sınırında patlıyor. O yüzden bunların birbiriyle interkonekte ilişkisini iyi görmek, sergilemek lazım. Evet. Sernur Yastıkaya, yani Deniz Hoca'nın çizdiği haritaya baktığımız zaman batıda Yunanistan öznesi var, arkasında batılı güçler, doğumuzda da Ermenistan öznesi ve orada da Rusya'yı da görüyoruz yine. Evet. Diğer batılı güçlerle birlikte. Deniz Böyle Hocam çerçeveyi çok iyi çizdi bence. Ya burada tamam Rusya bir aktör. Her zaman Ermenistan ve Azerbaycan problemi ekseni içinde ama burada esas bence bu olayı kışkırtan Fransa. Fransa bu Azerbaycan, Ermenistan ve Libya ile bir koalisyon kurmak istiyor anladığım kadarıyla. Çünkü şimdi baktığımız için Fransa neden rahatsız Libya'da? Fransa bir kere hem oradaki enerji kaynaklarının üstüne konmak istiyor hem de Libya üzerinden İsmail Bey'in de bahsettiği gibi Sahel bölgesinde bir sıçrama tahtası olarak görüyor Libya'yı. Ve büyük ihtimalle Türkiye'yi Azerbaycan üstünden rahatsız etmek istedi bu son girişimde. Tovuz Deniz Bey'in de bahsettiği gibi hem bir enerji geçiş noktası hem kritik bir ulaştırma noktası bu anlamda. Türkiye'ye bir mesaj verilmek istendi diye düşünüyorum ben Azerbaycan, Ermenistan üzerinden. Yani Ermenistan'ın beklenmedik şekilde bu Tovuz bölgesine saldırması ve ağzının payını alması aslında orada. Çünkü Azerbaycan'dan beklemedikleri bir cevap aldılar orada. Ve bu dedikleri gibi Azerbaycan eski Azerbaycan olmadığını orada net olarak gösterdi. Ve Türkiye'nin de refleksini proaktif bir şekilde göstererek Azerbaycan'a her şekilde destek olacağını belirtmesi büyük ihtimalle buradaki aktörlerde bir şaşkınlık yaratmış durumda. Konuya geri dönecek olursak kesinlikle burada bir Libya ile bir korelasyon kurulmak isteniyor. Türkiye'nin dikkati dağıtılmak isteniyor. Tam dikkatler Libya üzerinde toplanmışken ve Sisi'ye işte meclis tarafından yetki verilmeden hemen önce bu olay gerçekleştirildi. Libya'ya müdahale yetkisi verilmeden önce. Türkiye'nin dikkatini her alanda dağıtarak bir şekilde kendi Libya'da oyunu tekrardan kurmaya çalışıyorlar. Benim anladığım o. Bugün işte iki gündür Ankara'da Rusya ile yapılan görüşmelerden de anladığım kadarıyla pek bir sonuç alınmamış. Rusya bir kez daha eli boş döndü Türkiye'den. Türkiye tezlerinde hala ısrarcı. Ve bu Ermenistan olayı da pek onların işine gelen şekilde yürümedi. Türkiye burada gücünü gösterdi. Herkese Ermenistan saldırısına paralel İdlib'de de
ilginç şeyler olmaya başladı. Orada da Rus saldırıları gerçekleşti. Hava bombardımanları yapıldı. Yani burada Türkiye'ye yönelik bir sıkıştırma politikası uygulanıyor ama Türkiye bugüne kadar iyi dayandı bu saldırılara karşı, provokasyonlara karşı. Bundan sonrasında da Türkiye hem işte zaten Sirte'ye yönelik hala saldırı öncesi tahkimatlar yapılmaya devam ediliyor. Ege'de hakeza cevap vermeye devam ediyoruz. Azerbaycan'a her koşulda destek vereceğimizi açıkladık. Bence Türkiye gayet iyi cevaplar vermiş durumda şu son birkaç günde. Böyle devam edeceğine inanıyorum ben. Evet. Sayın Yıldız, siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Azerbaycan-Ermenistan çatışması herhalde sadece Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla sınırlı değil. Arkada yine işte bir Rusya desteği, Batı'nın desteği, Türkiye'ye yönelik mesaj, Türkiye'nin verdiği bir tavır, ortaya koyduğu bir tavır. Bunların hepsini herhalde birlikte okumalıyız. Evet, arkadaşların söylediklerini tekrar etmeden ben de bazı katkılar yapayım o konuda. Ben o zaman da diplomat olduğum için bu konuyu yakından, yani içimiz kan ağlayarak tabii o zaman Ermenistan işgali olurken Azerbaycan'da izlemiştik. Onu hiç unutmam. Rahmetli Özal. Yani Azerbaycan'ın yardım çağrıları karşısında Türkiye'deki tereddütlü havaya diyelim o zaman. O da o bile ki başbakanlığı ya da cumhurbaşkanıydı. İsyan etmişti. Şöyle bir sözü vardı. Ne olur bir tatbikatta 3-4 bombada Ermenistan tarafına düşse diye. Ama maalesef o zaman bunlar yapılamadı. Anlayış farklıydı veya şartlar farklıydı. Şimdi az önce de söylediğim gibi bugünden bugüne, evet Azerbaycan'ın toprakları işgal altında ama Ermenistan neredeyse yani ekonomik olarak aynı kampı. Ama Azerbaycan çok ilerledi. Silahlı kuvvetlerini güçlendirdi. Bana göre ben hep derim, yani Türkiye'nin maddi manevi en değerli yatırımı Azerbaycan'dır. Yani yaptığı maddi manevi yatırımların semeresini en iyi Azerbaycan'da görmüştür. Şu anda da Azerbaycan Türkiye'deki en büyük yatırımcıdır. Özellikle enerji yatırımları nedeniyle. Şimdi gene diplomatik bir katkı yapayım. Biz o yıllarda Bakü-Ceyhan yani petrol boru hattının lobisini yaptık. Hatta eğer her şey yolunda gitseydi paralel bir de gaz hattı olacaktı. Hem Türkmenistan gazını taşıyacak hem Kazak petrolünü de taşıyacak ama Hazar'daki sorunlar bir türlü çözülemedi. Başka engeller çıktı. Şimdi o zaman ben yabancı diplomatların da bulunduğu değişik panellere katılmıştım Türkiye adına. Bunu savunmak için. Çünkü herkes karşıydı. Yani boğazları kullanalım yeter ya da İran üzerinden getirelim Kafkasya hidrokarbon kaynaklarını. Türkiye üzerinden bir hattın yapılmasını, yani Azerbaycan'ın Türkiye ile bağlanmasına karşıydılar. Bir tek Amerika Birleşik Devletleri yanımızdaydı. O da enerji çeşitlenmesi, yani arz çeşitlenmesi bakımından ve İsrail'in enerji güvenliği bakımından olsa gerek o dönemde. Karşı olanların bir tezi de, yani bir yandan boğazlar daha ekonomik, yani bu yatırımı değmez. Karşı olanların bir tezi de, yani bu bir Ermenistan üzerinden geçemeyecek. İkincisi, bu diyelim boru hatları, demir yolları, yani Türkiye'yi Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a bağlayacak. Bunlar ileride bir yandan işte onlar Kürdish Rebellion diyorlardı ama PKK terörünü kastediyorlar tabii ki. Onların saldırılarına maruz kalabilir. Bunların güvenliğini kim sağlayacak? İşte NATO'yu biz bu konuda kullandırmayız, devreye sokmayız. Ya da Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalabilir. Çünkü Ermenistan kendini tehdit altında hissediyor diye savunurlardı. Şimdi tabii o günden bugüne toparlarsak Sayın Yıldız reklama gideceğiz. Ermenistan'a ilaveten TANAP yapıldı, demir yolu yapıldı. Şimdi hep bugüne kadar, bundan 3 yıl önce de aslında işgal altındaki Azerbaycan toprakları üzerindeki hattan Ermenistan'ın bir saldırısı olmuştu. O zaman da püskürtülmüştü. Bu sefer tamamen diğer sınırdan bir saldırı var. Bütün bu ihtimalleri aynen arkadaşların dediği gibi dış aktörlerin hesaplarını da dikkat alarak
göz önünde tutmak lazım. Evet. Burada bir mola verelim o zaman. Bir virgül koyalım Sayın Yıldız. Kısa bir aramız olacak. Aranın ardından yeniden birlikte olacağız. Evet, devam ediyoruz. Sayın Ahmet Yıldız'da kalmıştık. Sayın Yıldız, devam edebiliriz kaldığımız yerden. Evet abi, yani bu Azerbaycan-Ermenistan konusunda kalmıştık. Genel olarak bakarsak bu bölgedeki donmuş ihtilaflar dediğimiz anlaşmazlıklar her zaman yeni çatışma yaratmaya müsait. Belki bunun için de çözülmeden tutuluyor, donmuş tutuluyor, gerektiğinde ısıtılıyor. Umarız Ermenistan da, yani bugüne kadar olmadı ama gerek Türkiye ile ilişkileri bakımından, gerek Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü bakımından doğru yolu görür. Geçmişte zaman zaman Türkiye ile yani diyelim denemeler oldu. Ama maalesef hiçbir zaman özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'daki diaspora, yani Ermenistan'ın gerçek gücünü aldığı ve sırtını dayadığı ve bu ülkelerin gücünü hani insafsızca istismar eden diaspora maalesef bu konuda hiçbir zaman doğru yola gelmedi. Kardeş Azerbaycan tabi projeleri devam ediyor, biliyoruz. Eğer Hazar'ın statüsü konusunda hakikaten bir anlaşmaya varılırsa, ki o da yani hakikaten Azerbaycan'a yönelik büyük bir engellemedir bu itilafın sürmesi. Gerek İran tarafından, gerek Rusya tarafından. Yani sadece Rusya'yı da almayalım. İran'ın da maalesef Azerbaycan konusunda çok büyük paranoyaya varan kuşkuları var. Ve hatta hasmane ve gizli yıkıcı, baltalayıcı tutumları var. Türkiye bunları tabii ki biliyor. Buna göre Azerbaycan'ın desteğini şekillendirecektir. Eğer böyle olur ise yani hem Türkmen gazının da Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarından, Batı pazarlarından anlaşması, Kazak petrolünün de aynı şekilde Azerbaycan ve Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara ulaşması bu ülkelere çok yardımcı olacak. Çünkü hakikaten bu olmadığı takdirde bu ülkeler çok cüzi fiyatlara Rusya'ya bu kaynakları verip vermek zorunda kalıyorlar. Rusya da onu alıp diğer boru hatları üzerinden bize daha pahalı fiyatlarla satıyor. Şimdi dediğim gibi bu konularda stratejik düşünceler içinde hareket etmek lazım. Türkiye de onu yapıyor zaten. Evet. Sayın İsmail Safi, Türkiye-Rusya ilişkilerini soracağım bu bağlamda. Yani Suriye, Libya, Azerbaycan, Ermenistan noktasında. İşte masada da görüşüyoruz sürekli. Bu süreç size göre neler doğurur? Yani Rusya'yla anlaştığımız, anlaşamadığımız noktalarda da kurduğumuz masalar var. Öte taraftan S-400, nükleer santral ve işte ticari ilişkiler, ekonomik ilişkiler, turizm gibi noktalar. O konularda pürüzsüz bir ilerleme söz konusu ama sahada anlaşamıyoruz Ruslarla. Anlaşamama noktalarımız çok fazla. Yani Kırım'da var, Ukrayna'da var. Efendim söyleyeyim, işte belki Ayasofya Ortodoks Kilisesi'nin daha önce Ukrayna'nın Ortodoks Kilisesi'nden ayrılması noktasında Ruslar o konuda da yine Türkiye'yi biraz sorumlu tutuyorlar. Tüm bu çerçevelerde Türkiye-Rusya ilişkileri nereye doğru gider size göre? Tabii özellikle Putin'le birlikte Rusya'yı değerlendirdiğimiz zaman Rusya bölgeselin ötesinde artık yani küresel süper güç gücünü gösteren bir ülke. Hatta Amerika gibi bir ülke bile hani birçok alanda kendini geri çekerken Suriye'de, Orta Doğu'da birçok alandan kendini geri çekerken Rusya özellikle bu bölgede, bu coğrafyada kendini çok daha iddialı ve güçlü bir şekilde gösterdiğine biz şahit oluyoruz. Rusya yani az önce saydığınız gibi yani Gürcistan'dan başladı. Gürcistan neredeyse NATO'ya girme durumunda tartışılan bir ülkeyken Gürcistan bir anda parçalandığına da şahit olduk. Önemli topraklarını kaybettiğini biliyoruz. Çok eski değil, bir 10 sene bile yok.
Ardından tabii Kırım, Ukrayna'da yaşananlar, daha sonra Suriye'de Rusya'nın varlık göstermesi, hatta onun ötesinde Rusya Suriye'de en güçlü başat ülke olması, onunla da sınırlı kalmayıp tabii Libya'ya kadar uzanan bir serüven şu an. Ama bunun ben daha da devam edeceğini açıkça düşünüyorum. Rusya yani bu anlamda stratejik olarak küresel anlamda büyük oynayan bir ülke. Tabii böyle bir ülkeyle Türkiye'nin oyun oynaması, birlikte olması veya yer yer rakip olması o kadar kolay değil tabii. Bunun zorluklarını biz hem sahada hem masada görüyoruz. Ama tabii Türkiye'de dediğim gibi yani sadece kendi coğrafi sınırlar içinde değil, onun dışında işte biraz önceki saymış olduğumuz Kırım'dan tutun işte Kafkasya'ya, oradan şimdi Libya, Suriye, belki daha bunun ötesinde de biz Rusya'yla hem rakip olarak ama hem de müttefik olarak, bu zor tabii, kolay bir iş değil. Rusya'yla biz bunu devam ettireceğiz. Tabii burada bu mesela Rusya'yla yaşamış olduğumuz işte S-400, Türkiye aslında çok şeyi göze alarak yapmış olduğu bir işbirliği bu. Rusya da bunu takdir ediyor. Bir işte nükleer anlaşmamız var. Dediğiniz gibi yine büyük işte turizm işbirliklerimiz var. İşte gaz anlaşmalarımız var. Bunun ötesinde de işte sahada Rusya ile bizim büyük işbirliklerimiz var. Bunu biz devam ettirmeye çalışacağız. Şu ana kadar geldiğimiz noktada da Türkiye'nin ve Rusya'nın ve tabii ki hem Erdoğan'ın hem de Putin'in liderlikleriyle bu çok çok şükür kazasız belasız bugüne kadar getirildi. Ben bundan sonra da aklı selim bir şekilde bunun devam ettirilebileceğini, kolay olmayacağını ama her iki ülkenin de bu işbirliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Aslında ben şunu sormak istiyorum Sayın Safi. Yani Türkiye-Rusya ilişkilerinde özellikle 25 Kasım, 24 Kasım 2015'teki uçak krizinin ardından 2016 Ağustos itibariyle başlayan o yeni süreçte şunu gördük. Hani Türkiye-Rusya ilişkileri iki tarafında birbirine ihtiyacı var. Görüşmeliler, uzlaşmalılar, normalleşmeliler ama Rusya her zaman için hani daha fazlasını alan büyük ortaklık hep bunu zorladı, bunu dayatmaya çalıştı ama şunu görebiliyor muyuz? Yani Türkiye Rusya ile ilişkilerde hayır, büyük ortak, küçük ortak, böyle bir ortaklığı biz kabul etmiyoruz. Sen neysen ben de oyum noktasında herhalde Rusya'nın o dayatmasına karşılık Türkiye'nin de buna koyduğu bir direnç. Bunu evet, herhalde net bir şekilde görebiliyoruz, öyle değil mi? Tabii yani Rusya'nın o muazzam tabii geçmişe de dayalı Sovyetler döneminden itibaren kendine de bu anlamda tabii ki bir özgüveni var. Ama Türkiye ile kıyasladığımız zaman Türkiye hani bu anlamda Rusya'dan aşağıda veya daha az zayıf tarihsel background'u olan bir ülke değil. Tabii bunu sahada Türkiye her zaman Rusya'ya gösteriyor ama Rusya da bunu takdir ediyor. Yani ben iki ülkenin de birbirlerini anlayarak bu işten kazan kazan metoduyla, çünkü bugüne kadar bunu denedik, iki tarafta bundan kazançlı çıktı. Ve bundan sonra da söylediğim gibi bu devam eder diye düşünüyorum ama inşallah büyük yol kazaları olmaz yolda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.